Buyurun, bu ilki. Vazo, heykel gibi küçük dekoratif objelere ne diyoruz efendim? Türkçe bir isim vereceksek toz tutan. Değil mi? Toz tutan çok güzel olur. Lüzumsuz şeyler çünkü bence. Vazo, heykel gibi küçük dekoratif objeler. Fransızca kökenli bir kelime. Bulacağım, bir harf alayım. Alalım. Peki, rahat edelim. Bir harf alalım. Bir B harfi çıktı Biblo. Ortadan. Biblo, 400 puan değerli. 1200 yap arkası. Yine batı kökenli bir kelime arıyoruz. Ne olur unutmayalım. Dümdüz bir sorusu var. Kaynaklarda da böyle açıklanır aslına bakarsanız. Görelim bakalım. Gerçekleştirilmesi istenen, planlanan proje olur mu? Oldu, bitti. Çok güzel başlangıç. Kendinizi çok sıkıntıya da sokmadınız. Bir harfinizi aldınız. Bakınız, ilk dakikanın içerisindeyiz halen. İlk 4 soru bitti. 1700 puan var elimde. Şimdi futbolla ilgili bir İngilizce kökenli bir tabir çıkacak karşınıza. Zannediyorum ki çok rahat bir şekilde 2000'in üzerine çıkartacak sizi. Gelsin efendim. Futbolda free kick. Serbest vuruş, serbest tekme. Free kick. Geçelim biz 6 harfli cevapların sonuncusuna. Silahlı binici hocam. Sipahi. Bir daha düşünün. Daha geniş bir tabir. Sipahiler özel bir sınıf. Silahlıysa, biniciyse ne diyelim? Daha genel bir tabir. Daha genel bir tabir. Öyle başlıyor, dediğiniz gibi başlıyor da farklı bir kelime var. Silahlı binici, ata biniyor, silahı var. Bir harf alayım. Aldık bir harf. Ortada bir V harfi. Bence yeter size. Süvari. Gayet güzel. Kalsayı da 2800 yaptı. İşte idaki cevaplar. Şimdi Arapça kökenli bir kelime çıkacak. Emre Bey o kelimeyi bulduğunda yarışmanın tam ortasında olacak. 3000'i de geçecek. Huzur ve dinginlik yaratan sessizlik efendim. Sessizlik anlamında Arapça kökenli bir kelimedir aradığımız. Ama sessizlik tek başına yetmez bunu açıklamaya. Çünkü sessizlik bazen ürkütücüdür. Bu öyle değil. Bu huzur ve dinginlik yaratan bir sessizlik. Sükunet. Olur mu? Olmaz olur mu? 3500 yaptınız kasanızı. Gayet dengeli ilerliyoruz. 2 dakika 6 saniye var elimizde. 7 tane soru bitti. 7 tane soru bizi bekliyor. Buyur. İkinci edafli cevap batı kökenli bir kelime. Diyor ki, böbrek yetmezliği nedeniyle vücutta biriken atık maddelerin bir zar aracılığıyla temizlenmesi işlemi. Makinenin de adı. Neydi o? Dilinizin ucunda. Evet. Şimdi çıkar. Allah korusun, böbrek yetmezliği sorunları olan insanlar belli bir süre dialize girmek zorundalar. 4200 oldu kasa. 1 dakika 50 saniye var elde. 28, 29, 210 harfli cevap kaldı. Şundan ürkmüyorum yahu. Tırnak içinde bir eski kelime var. Unutulmuş bir kelime var ama 8 harfli olması bence harf almadan cevaplamanızı sağlayacak. O kelimeye dair bilginiz yoksa bile. Görelim. Nasıl bir soruymuş? Yasmık da derler. Bu bir bakliyattır efendim. 8 harflidir ve bir bakliyattır. Demek ki nohut değil mesela. Fasulye. Fasulye mi? Bezelye. Bilmiyorum. Fasulye. Olmadı galiba. Olmadı. Fasulye. Vallahi bu işler de zor. Askerde kara şimşek derler. Ha, mercimek. Olur mu? Ne güzel olur. Tamam, askerlikle ilgili bir sorum daha var. Bence kara şimşekten daha kolay bir soru o, merak etmeyin. Ona daha var ama. 8 harfli cevaplarınızın ikincisi şimdi sıradaki. Ve bu bir ortak sorudur efendim. Her birinizin 8 harfli cevaplarının ikincisi yakıştırma yollu bir tabirdir. Yani ikinci kelime bellidir. Buyurun. Gerçek olamayacak kadar güzel anlamında yakıştırma yolu bir tabir Emre Bey. Ne gibi? Ne gibi? Gerçek. Peri gibi. Gerçek olamayacak. İlla ki birisi için kullanmaya gerek yok bunu. Yaşanılan o an, o gün, o tatil. Nasıl bir tatildi? Gerçek olamayacak kadar güzel bir tatildi. Ne gibi? Her şey. Düş gibi. Ha gayret, ha gayret, buldunuz neredeyse. 4 harflisi lazım bize aslında. Düş gibi olmaz çünkü. Düş gibi. Rüya gibi. Rüya gibi. Hiç harf almadan.